Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan şartlı koyup verildi. Bütün hayatı boyunca mazlum Şarkı Türkistan halkının toluk müstakillikı üçün köreş kılıp gelgen harmas pidakar cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan üstüden bugün 3. May İstanbul Adalet Sarayı'da sot edildi ve 2,5 yıllık nazarat hayatı ahırlaştırılıp şartlık halde koyup verildi. Xitay dairelerinin Abdülkadir Yapcan'ı uğrunsuz sefsetliler bilen karılıp Türkiye Cumhuriyeti'ye şikayet kılıp sunulan erizleri devam kılıp atkan bulup bundan keyingi sot bosqichi Abdülkadir Yapcan'ın sırtta erkin yürüyüşü bilen devam kılıdı. Sotçılar aldığımızdaki sot gününü 9. ayının 26. günü kılıp bekitken. Abdülkadir Yapcan sottin keyin Adalet Sarayı aldıda özünü kollaş üçün kelgen halkıga ve ahbarat vasıtalarına xitap kılıp, Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'da intayin eşeddi cinayet işlevatkallıkını Şarkı Türkistan'ın Xitay tarafından besivilinigan 1,836,000 kilometrelik zemin ikenligini, o vatanın isminin Şarkı Türkistan ikenligini ve o zeminde yaşayatkallarının Türk ve Müslüman ikenligini, İslam bilen hatırcamlık içinde yaşaydıgan Şarkı Türkistan devletini kayıta eslige keltirip, tecavüzçilerini koğulap çıkarguca bu küreşinin devam kıldıgallıkını bildiriş bilen birge, Xitayning Uyg'urlarni terrorchi deb sabsatis etishining asossiz ekanligini, haqiqiy terrorchining tajovuzchi Xitoy ekanligini ta'kidladi. Sodiqan bo'lsinmi? Jismimizni ishkanja qilgan bo'lsinmi? Jismimizni o'ltirgan bo'lsinmi? Ruhimizni o'ltiramidi? Bu ruhimizni tirik va jonli tutish orqali Xitoydan iborat bu jinoyatchini yer uchun, yer yuzi uchun bir tahlik deb to'g'rishimiz kerak. Shuning uchun barlik dindorlar barlık siyasi yıllar, barlık insanlık dava kılıp atkan, insan hukukları, kişilik hukuk ve ümmet dava atkanlar, bugün yüzünün düşmanını kayıtta tonup çıkışı lazım. Amerika için mi? Avrupa için mi? Yani Otur Şerik, Müslümanlar, Arap dünyası için mi? En tehlike ve katerlik boğan, ejderha markelik, çayan markelik, Hittaylı ibaret bu düşmandır. Sabiq CIA xadimi Chun Shengli Xitay üçün xizmet qilganligini itiraf qildi. Amerika Merkezi Axborot İdarisi CIA'nın sabiq xadimi Jerry Chun'ning asli ismi Chun Shengli bo'lib, u o'zining Xitay rejimi üçün xizmet qilganligini itiraf qilgan. Chun Shengli 2018 yilning 5-da Nyu-Yorkdagi Kennedy xalqaro aerodromida qo'lga tushgan bo'lib, u Xitayning Amerika istixborot to'rini cho'ktirishiga hamkorlashish gumoni bilan resmi qo'lga olingan edi. BBC haber agentliğinin bu vaqtdagi xabariga qaraganda Jerry Chun 2007 yili Amerika Merkezi Axborot İdarasından ayrılgandan keyin Hong Kong'da yaşashqa başlagan ve shundan keyin Xitay istihbaroti üçün xizmet qilgan. U asoslik Amerikaning maxfiy istihbarot xodimlarining kimligini aniqlash vazifasini ustiga olgan. Amerika Adliya Dairelerinin bayan qilishicha Xitay millatidan bo'lgan ve keyin Amerika fuqaroligiga o'tgan Jerry Chun Amerika'nın Xitay'daki tahminen 20 etrafıda mahbi hadiminin öldürülüşü ve kamakı ilinişi. Neticede 2010 yıldan 2012 yılları arasında Amerika'nın Xitay'daki istihbarat doğrunun veyran buluşuğa yol açıp bergen. Bu yıl 54 yaşı kirgen Jerry Chun 1994 yıldan 2007 yılı geçe Amerika istihbaratı da hizmet kılgan. 2007 yılı Hong Kong'a köçüp ketken Jerry Chun 2013 yılı Amerika'ya kelgende yenide Amerika'nın devlet mahfiyetlikiga ait bir barmaq diski tepilgan. Onun da Amerika Merkezi Axborot İdarasının Xitayda yaşayotgan mahfi xodimlarining haqiqiy ismliki, telefon numarları ve iş amelleri yazılgan ekan. Şahslarning bu xil uchurlarni saqlashi Amerika qonunida cheklangan bo'lgachqa, uning ustiga Jerry Chun mazkur xotirini xizmat o'rnidan ayrilib 5 yildan keyin mu yendi ko'tirib yurgan bo'lgachqa naq maydonda tutqun qilinib so'roq qitartilgan. Biroq u bu materiallarni Xitoyga bermaganligini ilgari surganligi uchun qo'yib etilgan ekan. Biroq Amerika Markaziy Axborot idorasining ahvolini ilgirlab tekshirish natijasida u oxiri 2018 yili 1 ayda qaytib qo'lga olingan. Amerika adliya doiralari uning voqeasini Amerika davlatiga va o'z xizmatdoshlariga qilingan tragediyalik satqunlik deb suratlagan. Uning sud hukmi bu yil 8 ayda e'lon qilindi ekan.
Amerika'nın Xitay'daki elçihanesi Twitter arkalık Dulkun Aysa Efendi'ni tebrikledi. Amerika'nın Xitay'daki elçihanesi Twitter doğru arkalık Dünya Uygur Kurultayının reisi Dulkun Aysa Efendi'ni tebrikledi. Nöbeti New York'ta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Yerlik Milletler Meselesi Münbiri yığınığı katnışıvatkan Dulkun Aysa Efendi, Şarkı Türkistan'daki Uygur, Kazak ve başka yerlik milletlerinin nöbeti uçuravatkan insani horlukları, til ve medeniyet çeklemeleri, Xitay'nın ceza lagırlığı kamalgan 2 milyondun artık begunah insanın çekivatkan azapları hakkıda söz kılgan, şundaklı halkara cemiyetin Uygurlarının ehvalığı ciddi muamele kılışını ve ceza lagırlarının takılışı hakkıda Xitay rejimine besim işiltişini talep kılgan idi. Amerika'nın Xitay'da turuşluk elçihanesi Twitter resmi süpüsüde tövendikilerini bildirgen. Kişilik hukuk faaliyetçileri Birleşken Milletler Teşkilatı da besim ve tehditke uçurmayı durup, özünün avazını anıl talişi gerek. Biz Dulkun Aysa Efendi'nin Birleşken Milletler Teşkilatı da atılmış Şincan'daki kişilik hukuk krizisini oturuğu koyuş imkanına erişkenlikten memnun bulduk. Twitter'daki bu tebrik Xitayca ve İngilizce iki hıl tildi ilan kılıngan bulup, çetellerdeki Uygur gözetkiciler bunu Dulkun Aysa Efendi'ni Birleşken Milletler Teşkilatı'daki hareketlerini çekleşke urunup kilovatkan Xitay'a berilgen bir signal dep karımakta. Yakında Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı'daki sabık emeldari Wu Hongbo Xitay'daki bir televiziya programmasına katnaşkanda özünün merkezi Germaniyada bulgan Şinjanlık müstakilçi ve bölgünçü küşlerinin vekilini Birleşken Milletler Teşkilatı yığın meydanından haydab çıkarganlığı hakkında davran salgan idi. Bırak Dünya Uygur Kurultayı reisi Dulkun Aysa Efendi'nin bildirişçe Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı turuşluk mezkur emeldari Birleşken Milletler Teşkilatı bihaterlik küşlerine Dulkun Aysa halkara sakçıda tutuş buyruğu çıkarılan terörçi diyen yalgan malumatını berip, onu şoketim yığın zalidin çıkarı biterligen bolsumu, ama bu meselige Amerika, Avrupa İttifakı ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ciddi arılışçı sebeplik Dulkun Aysa Birleşken Milletler Teşkilatı yığın meydanına kaydedin kirip, Xitay tarafını mat kılgan iken. Xitay'nın vatanımızdaki takip sistemesine ait dokulat zor gulgulu kozgıdı. Xalqaro kişilik hukukunu kuzatish tashkiloti 2 may kuni Xitay rejimining Sharqi Turkistonda yo'l qo'yayotgan nazorat tizimasi haqida bir parcha dokulat e'lon qilib, zo'r g'ulg'ulu qo'zg'adi. Dokulatda aytilishicha Xitay saqchilari Uyg'urlarni nazorat qilish uchun qo'llanayotgan telefon applari, ya'ni to'rlashtirish o'zaro yetkazish supisi deb atalgan bu xil tizima nishonga ilingan bir kishiga oid oz deganda 36 xil turdagi uchurni saqlaydi ekan. Ular ma'lum bir kishining egizligi, chechining rangi qatorliq fiziklik alohidliklardan tartib, u kishining odatda boshqalar bilan aralashadigan yoki aralashmaydiganligi, haftada qancha qatim taloqqa chiqqan yoki chiqmaganligidagi harakatlarini ham xotirlab mangdi ekan va analiz yurgizdi ekan. Mazkur app hatto bir kishi agar uyining oldi eshigidan chiqmay, orqa eshigidan chiqsa-mu, buni bir bishorat sifatida saqchi organlariga signal beradi ekan. Kişilik hukukunu kuzatish tashkilotining dokulatidagi bu paketlar kuchlik diqqat qo'zg'adi. Xalqaro danliq axborot vositalaridan BBC, Al Jazeera, Bloomberg, Maliya vaqti gazetasi qatorliq nurg'un axborotlar bu dokulatni xabar qilib, Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda ish qilayotgan yuqori fan texnikalik ta'qib to'rini talashtirish qildi. Bu vaqtdagi munozaralarda Xitoy rejimining bugun Uyg'urlarga yurgizayotgan bu yuqori fan texnikalik ta'qib tizimasi ati Xitoy fuqarolari uchun kelajakda bo'lsa butun insoniyat uchun bir zo'r xavf deb ko'rsatildi. Istanbul Selim Paşa rayonida Uyg'ur milliy madaniyat ko'rgazmasi ochildi. Bugun 3 may kuni Istanbulning Selim Paşa rayonidagi Yavuz Selim boshlang'ich maktabi va Ahmad Zilan o'tir maktabida Uyg'ur milliy madaniyat va yemak ichmak ko'rgazmasi ochildi. Faoliyat ikki maktabning alohida talab qilishi bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, faoliyatni Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi Sharq Turkiston Nuzgum kultur va oila jamiyatining hamkorlik qilishi bilan o'rinlashtirdi. Faoliyat nihoyatda jonli o'tkazilgan bo'lib, milliy madaniyatlarimiz, yemak ichmaklarimiz tunishtirilgandan sirt, o'smirlarimiz san'at numarlari ko'rsatdi. Faoliyatni Selim Paşa rayonlik milliy ma'rif mudiri boshchiligidagi hay'at ziyorat qilib, Sharq Turkiston haqida ma'lumot oldi. Sizning axlatingiz boshqalarning buyuk ne'mati bo'lishi mumkin. Allohning sizga berganlariga shukr qiling. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bu silliq ko'rinishlar ko'rguchilarning ko'zlaridan yosh chiqarmay qolmadi. Koreyalik muxbirning Afrika ziyorati jarayonida sinig'i elingan bu ichinishlik manzara Turkiyada ijtimoiy uchur vositalarida sizning axlatingiz boshqalarning buyuk ne'mati bo'lishi mumkin. Allohning sizga berganlariga shukr qiling mavzusi bilan e'lon qilindi. Ve milyonlarca körülmeler tarafından körüldü.
Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ötken yılının ahırda elan kılgan bayanatı'a göre, dünyada 821 milyon kişi, yani her 9 kişinin biri açlık içinde yaşaydı. Yeryüzüde her 5 sekundda bir bala, yani 24 saatte 17.280 bala açlıktan ölüdü. Dünya Uzukluk ve Ziraat Teşkilatı'a göre, dünyada 5 yaştan tüven 155 milyon küçük balının ağır naçar uzukluk bilen hayatını devam kılıvatkallıkını bildirmekte. Ahval muşundak eşinişlik ahvalda turgan bosumu bay devletlerinin her yıl 750 milyard dolarlık yemeklikini ısırap kıldıgallıkını bildirgen Dünya Uzukluk Programması başlığı David Basili, bu ısırapının yerimi açlık çekivatkallarga işiltilse, dünyada aç kişi kalmaydıgallıkını bildirip ahvalının eşinişlik işkerliğini tekitledi. Şundakla 600 milyondun köp kişinin köp yeştin kilip çıkan semizliknin derdin tartıvatkan dünyada, mehbi açlık çekivatkan insan sani 2 milyard etrafıda işkerlikini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.